Bu aşk olayı nedir Cüneyt kardeş? Siz kimsiniz? Önce sizi tanıyalım. Ben Cüneyt Mirza. Ayvalık'ta Metro Turizm, Anadolu Ulaşım, Efe Tur'un işletmecisi olan Suat Bey'in yanında çalışmaktayım. Bu aşk olayı takriben yeni garaj yapımına başlandığı zaman takriben 4 aydır bu yeni garajın bugün yarın açılacağı söylenmekteydi. En son ruhsatı alındığı söylenip bu yeni garaj Arife günü hizmete gireceği söylendi. Yalnız hiçbir firmayla daha sözleşme olmadan belediye başkanının verdiği talimatla garaj memuru sabahleyin garaja giriş çıkışı yasakladığını, arabaların artık yeni garajdan kalkacağını söylediler. Yeni garajdan araç kalkacak da hiçbir firmanın daha orada yazıhanesi yoktu. Servisi var mı ya? Hiçbir firmanın ne servis ne acente sözleşmeliği, hiç yani bir yeni garajla yapılan hiçbir anlaşma yoktu. Zaten oraya gidenler de aynı şekil onu söylüyorlar. Artı orada açılış günü lokanta, çay ocağı, tuvalet, bunların açılışı yapıldı. Bir tane firma daha o gün orada açılışta yoktu. Olmamasının nedeni ise, onu soracak olursanız, 4 aydır biz oranın mücadelesini veriyoruz. Biz gitmeyiz demiyorduk zaten. Bizim amacımız Ayvalık'a kazandırılan çok büyük bir yatırım. Çok güzel bir garaj. Ama bunun akabilinde bu garajda, eski garajda 25 senesini, 30 senesini, 40 senesini vermiş esnaflar var. Bunların yanında belediye başkanımız 3 ay önce bir yerel gazetede hiçbir esnafın mağdur olmayacağını söylemişti. Artı burası Gölbaşı firmasına yap işlet devret modeliyle verilen özelleştirilmiş bir yeni garaj. Kaç yıllığına? 15 yıllığına artı 15 yıl sonra artı 15 yıl daha anlaşabilirse belediyeyle sözleşmesi olacak. Peki Hasan Başkan'ın bütün seçim propaganda broşürlerinde 4 trilyon garaj giderleri diyor harcanan. O nedir? 4 trilyon mu? Orası özel şirkete yap işlet devret modeliyle verilmiş Gölbaşı firmasının oraya kendilerinin söylediği 5,5 trilyon lira kendi yatırım yaptığı özel bir garaj. Belediye sadece ayda 3 milyar lira bir arazi giderine, yani kira bedeli olarak 3 milyar lira bir belediyeye para alacak. Hayır, 4 trilyon harcama, onu ben öğrenemedim, bilemedim yani. Nedir 4 trilyon? 4 trilyon lira belediyenin o şekilde söylediği, 4 trilyon lira yatırım yapılmış belediyenin söylediği. Ama bu yatırımı özel şirket yaptı. 15 sene kendi işletecek, 15 sene sonra anlaşabilirse devam, anlaşamazsa belediye bir yatırım değil. Özel şirketin, özel şirkete vermiş olduğu, özel şirketin yaptığı bir yatırım. Hayır, şurada anlaşalım Cüneyt için. Yani belediye diyor ki benim giderlerim arasında 4 trilyon açlı giderleri var diyor. Ne yaptı belediye oraya? Oraya belediye delikli kuruş harcamadı. Oraya özel şirket harcadı ve gelirini de özel şirket kendine alacak. Ki 10 yıllara kiraladı. Şöyle ben size bir şey söyleyeyim. Sadece otobüs, bunu gidip belediyeden de çıkartabilirsiniz. Bir yıllık otobüs çıkışlarının belediyeye geliri 1 ve 1,5 trilyon arasında. Sadece belediyeye otobüs çıkış bedellerinin. Belediye niye kendisi yapmadı bu kadar gelir kaynağı olan bir yeri? Vallahi onu artık ben bilemeyeceğim. Onu Sayın Başkanımızla ya da danışmanlarıyla görüşüp onlardan öğrenebilirsiniz. Şimdi ben size şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani ben Gölbaşı firmasına, sahiplerine buradan bir şey dediğim yok. Adamlar ceplerinden 4 trilyon lira belediyenin söylediği, kendilerinin söylediği 5,5 trilyon lira para harcamışlar. Buraya tabii ki bunu çıkarmak isteyecekler, yani bu parayı çıkarmak isteyecekler. Bizlerden 30 milyar lira hava para, özür dilerim. Para değil, depozito gibi. Depozito adı altında para artı 3 milyar lira yazıhane başı kira talep ediyorlar. 3 milyar lira biz şu anda yeni garajda 550 milyon liraya otururken Sayın Akova Burhaniye'de yeni garaj kendisi yapıyor. 600 milyon lira kira. Edremit garajı 550 milyon lira kira. Bizim ilimiz olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin otogarında sadece bizim baktığımız Ayvalık'tan Metro Turizm'in o garajdan 55 tane arabası geçiyor. Bizim şu anda kışın 3 tane arabamız geçiyor. Bu garajda kira bedeli 1 milyon 1500 lira. Bunlar bu paralarken
biz 3 milyar lirayı Ayvalık ekonomisinde nasıl ödeyelim? Artı 30 milyar lira onların adında, onların demek istediği dipozit, bizim tabirimizle hava para. Bu hava para nedir dediğimizde, yarın bir gün kira ödenmezse bu bizim elimizde teminat. Tamam, bizim bildiğimiz teminat ya teminat mektubu olur ya noterden gidilip sözleşme yapılır. 2 ay kirayı ödemediğin zaman ben bunun tahliyesini kabul ediyorum diye. Ya da döviz verelim. Hayır, 15 sene sonra çıkarken 30 milyar lira mı verdiniz? 30 milyar lira, biz size 30 milyar lirayı gerisin geriye iade edeceğiz. Bunları biz başkanımıza gidip de yüz yüze söylediğimizde başkanımız tamam ben hakemlik yapacağım, sizi anlaştıracağım. Nasıl? Oturduk. Evet. Oturduk. 5 dakika. Siz ne kadar veriyorsunuz? Biz burada 500 milyon lira, 550 milyon lira kira veriyoruz. Tamam, biz buranın yatırımı var, şeyi var, güzel bir garaj oldu. Bizim artı otobüslerimiz, her otobüsümüz buradan 30 milyon lira çıkış alıyor. Bize kiranın, kira hakkında şey yapmamamız lazım. Kirayı konuşmamamız lazım. Çünkü her arabadan 30 lira. Yılda bu rakama vurduğunuzda 1,5 trilyon, 1 milyonla 1,5 trilyon lira arasında bir rakam yapıyor. Siz ne veriyorsunuz? 700 milyon lira. Hadi başkanımızın hatırına 1000 lira verelim. Hayır, 3 milyar liradan aşağıya olmaz. Ben depositoyu da almadan ben bu garajı vermem. Bakın, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Belediye başkanlığının Gölbaşı firmasına çektiği irtihaname. Tarih? Tarih 1-10-2013. Açılıştan önce mi? Açılıştan önce. Tarafınıza 15-10-2012 tarihinde yapılan otobüs terminali yapımı ve işletmesi sözleşmesinin madde 9 G bendi. Otobüs terminali içinde üretilen yazıhanelerin yapımı, kiralarının belirlenmesi ve tahsisi aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılacaktır. İşletmeci kiraların belirlenmesinde ve iş yerlerini kiralanmasını kendisi yapacak, ancak idarenin onayını alacaktır. İdareden kasıt encümen ve belediye başkanlığı. İlgili sözleşme hükmü gereği kiralanacak yazıhanelerin kira sözleşmelerinin tümü öncelikle kurumumuzun onayına sunulması usulünün izlenmesi gerektiği, sözleşmede belirtilen usule uyulmaması halinin sözleşmeye aykırılık teşkil edeceği hususunu ihtiyaren bildiririm diyor. Bir tane sözleşme göstersinler bu tarihten önce, açılıştan önce. Öyle bir şey yok. Belediye başkanımız artık... Peki bunlar ya, pardon, Gölbaşı şirketiyle evet. Ayvalık Belediyesi daha önce bir format hazırlamamışlar mı kendi aralarında? Şu şekilde yapılacak, bu şekilde iade sana veriyorum. Sen bu kadar paradan fazla isteyemezsin, şu olur falan. Efendim işte sorun orada. Biz karşımıza bugüne kadar hiçbir muhatap bulamadık. Artı adam şimdi 3 milyar lira, özür dilerim, Hüsamettin Bey, Ayvalık'taki Gölbaşı firmasının yetkilisi Hüsamettin Bey 3 milyar lira kira, 30 milyar lira deposit istedi. Bu Hüsamettin Bey 100 bin lira deposit, 20 bin lira kira isteseydi adamların malı artık. Onlar da bir takım yatırım yapmışlar, bu parayı çıkaracaklar. Kim buna? Belediye başkanımızın ya da encümenin ya da belediyenin müdahale etmesi lazımdı. Bakın temin de ben size buradaki garajların şeyini söyledim, fiyatlarını, meblağlarını söyledim. Biz burada 550 bin lira, 550 lira kirayı vermekte kışın zorlanırken biz 3 bin lira kirayı nasıl vereceğiz? Artı buradaki anlatmak istediğim 25 senelik, 30 senelik esnaflar var garajda. Bakın, berber dükkanı benim babamın takriben 30 senedir, babam burada benim berberdi. Garajda 20 bin lira deposito, yani hava para demek dediğimiz, artı 750 lira kirayla başkasına verildi. Kafeteryalar, restoranlar, buradaki 20 sene, 25 sene emek vermiş insanların hiç kimseye bir şey sorulmadan girildi, orada kiraya verildi. Kim onlar? Yabancılar mı, dışarıdan mı? Ayvalık'ta değil yani. Ayvalıklara yararı olmadı mı yani bu yapılan tesislerin? Vallahi Ayvalık'ta işte biz gidemedik.
Şu anda biz... Bir de taksi durağı olayı var. O konuda bilgin var mı durak? Taksi durağında. Onunla da ben... Ya ben geldim. Aşçı'da indim. Neyle gideceğim döneceğim Ayvalık'a? Aslında yol değil yani orası biliyorsunuz. Otobüs, belediye otobüsünü mü bekleyeceğim? Belediye otobüsü ring sefer yapacak diyorlar. Oradan Ayvalık'a yolcuyu taşıyacak diyorlar. Yazın başlangıcında yeni dolmuş hatlarının sefere gireceği söyleniyor. Eğer ki şu andaki garajdaki mevcut taksiciler anlaşabilirlerse, onlar da daha herhangi bir karşılıklı bir sözleşme falan yok. Taksicilerden de kışın 100, yazın 150 lira kira bedeli talep ediyorlarmış. Taksiciler de buna onay veriyormuş. Öyle bir söylenti var. Size şuradan bir şey daha söylemek istiyorum. Bu yolda en büyük sorun, şimdi bunu da göreceğiz. Kaza meselesi değil mi? Bunu yazıyoruz zaten. Bakın, herkes yazıyor. Kaza meselesi dediniz. Orada bir kavşak yok. Tarış'ın biz kışın o traktörler yanaşacak, tayfa inecek, otobüslerin dönme şansı %20, %30. Oradan gece zifiri karanlık. Karşılıklı, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı anda Kamil Koç'un, Metro'nun, Efe Tur'un aynı anda Sarımsaklı'dan araçları çıkıyor. İkişer tane, üçer tane. Zaman gelecek çıkacak. Bunlar arka arkaya cep yok. Arka arkaya yanaştı. Köprü sonra yok. Bunun bir arkadaş köprü en güzel çözüm köprüdür diye herhalde anlıyor bu karayolları içinden. Bir köprüyle U yapacak, üstten gelecek, garaja girecek veya alttan yani gelir. Bunlar orada kavşak yok, ışık yok. Yarın Allah göstermesin. Bir kişi ölürse. Şimdi yalnız bunu sosyal medyadan olsun, yerel basından olsun şu anda bunu devamlı yazıyorlar. Yarın, yine söylüyorum, Allah göstermesin orada bir kaza olduğunda, ölümlü bir kaza olduğunda bunun vebali kimin üzerindedir? Bunu ben bilemiyorum. Artı Ayvalık'a ilk gelen misafirimiz nerede gelir? Garajda iner. Garajda, şimdi yeni garaja geçtiğimizde mis gibi bir koku karşılayacak. Nigita deresi. Mis gibinin Tarış'ın olsun, şeyin olsun, Nikita deresine akan Pirina'nın yağı belli bir zaman sonra yazda, kışta. En son şunu demek istiyorum. Burada ben kimseye bir hata bulmuyorum. Artı yeni yapılan otogar gerçekten Körfez'de güzel bir otogar. Ama bizim ki biz Ayvalıklı olarak şöyle ben size söyleyeyim. Gitmeyiz de demiyoruz. Ayvalık'a böyle bir yer kazandırdıkları için Gölbaşı firmasına teşekkür ediyoruz. Ama bu kiralarla bizim oraya gitmemiz mümkün değil. Artık orası atıl durumda mı durur? Ya da başkaları bu işe el atıp bir çözüm mü bulur? Ama bunu o zaman ne Ayvalık? Şimdi Ayvalık'ta zaten bir istihdam sorunu var, işsizlik var. Siz orada diyorsunuz berberi, kuaförü, tuvaletçisi, yazıhanesi, çaycısı, büfecisi. Evet. Bunlar onun ekmek yiyemeyecekse ki buradaki esnaf ne yapacak? Hayır, onlar artık yiyemeyecek zaten. Orası verilmiş şu anda. Depositosu alınmış, kirası belirlenmiş. Şu andaki yeni eski garajda 25 senelik, 30 senelik esnafın hiçbiri oraya gidemiyor. Çok kötü. Gidemiyor. Yok, bakın Ayvalık garajdaki şu anda zaten bir hafta önce adam uğraşamam dedi ben dedi. Ben emekli dedi, banka memuruyum. Selahattin Bey vardı, kapısına kilidi vurdu, eşyalarını da çıkardı. Alasmalık güle güle dedi gitti. Ha yarın artık berber dükkanı benim babamındır. 30 senedir burada hizmet ediyor. İsmi de Şevket Mirza'dır. Ayvalık'ın yerlisiyiz. Herkes tanır. Tamam. Onun dükkanını da kapatıyoruz. Yan tarafta bir bakkal var. Bakkal zaten ben gidemem bu kiraları. Zaten benim öyle bir param yok. Hava para verecek kadar öyle bir param yok. O da kapatıyor. Artı lokanta ben burada iki kaşık yemek satacağım. Ben bu paraları çıkaramam deyip o da gitmiyor. Allah herkesin yolunu açık etsin.